Bugün bizler için çok önemli bir gün. Çünkü göreve geldiğimiz günde 42 tane olan yoğun bakım yatak sayımız bugün yapacağımız yeni açılışla beraber 145 sayısına ulaşacak. Şu an için bu yoğun bakımlarla bu şehirde ve çevre illerdeki, çevre ilçelerdeki hastalarımıza ciddi hizmet vermeye başlayacağız. Bu da hem bizleri mutlu ediyor hem de hastalarımızın diğer şehirlere sevki olarak mağduriyet yaşamalarının önüne geçmiş oluyoruz. Çok mutluyuz. Sayın Devlet Eski Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Sayın Rektörüm, değerli konuklar. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu Yoğun Bakım Ünitelerinin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ilde önemli bir özürlülük ve ölüm sebebi. Ölüm nedenleri arasında da 3. sırada yer alıyor. Aslında baktığınızda serebrovasküler olaylarda felç hastalarımızda akut dönemdeki yaklaşımlarla bu hastalardaki ölüm ve özürlülük oranlarını bileli oranda düşürebildiğimizi biliyoruz. Bu yüzden de deneyimli ekiplerle ancak bunu sağlayabiliriz. Bir üniversite hastanesine yakışan şey de deneyimli de özel olabilmek. Bu nedenlerin nörolojik yoğun bakım ünitemiz diğer hastanelerden farklı olarak ayrı bir önem taşıyor bizim için. Bölümümüzde yapılan cerrahi işlemlere bir bakacak olursak, hazır bu kadar kalabalığı bulmuşken biraz da meydanımızda yapalım. Spinal cerrahiler, travma cerrahileri, tümör cerrahisi ve yeni başladığımız kompleks spinal cerrahiler. Daha çok bunlar ilimizden sevk mecburiyetinde kalan ve birden çok bölümün ilgilenmesi gereken hastaları kabul etmeye başladık beyin cerrahisi açısından. Hastanelerin en önemli ayağını oluşturuyor ve en kritik hastalar takip edilmiş. Ettiğimiz birimler yoğun bakımlardır. Kötü hastalar takip etmemiz için mutlaka iyi donanımlı yoğun bakımları olması gerekir ki hastaları kabul edelim ve yeterli desteği verelim, onları iyileştirelim, onları eve gönderelim. Bu bakımdan çok önemli. Çocuk yoğun bakım, kritik hastalığı olan çocukların tedavisiyle ilgilenen bilim dalı. Özel eğitilmiş doktor ve hemşireler gerektirmekte. Her hastanede yapılamaz. Türkiye'de ihtiyacı olan tüm çocuklar yararlanmalıdır. 1998 yılında iki küvez ve bir ventilatörle ve tek miyanozla başlayan yeni doğan yoğun bakım ünitemiz övünerek söyleyebiliriz ki şu anda 25 yataklı, hatta 35 küvezimiz mevcut şu anda, 15 ventilatörlü bir üniteye dönüştü. Bu yoğun bakımların açılışında bu konuşmaların yapılmasına vesile olan Sayın Mustafa Sait hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü rektör hocayla konuştuk, nasıl çözeriz, nasıl yaparız diye. Ekim'in 30'unda hesap para bize aktarılmıştı. Çok süremiz vardı ama onların desteğiyle biz de bu cihazları almayı başardık. Herkese, katılımcılara, tüm misafirlerimize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 40 civarında yoğun bakım yatağımız vardı. Bu 102'ye çıkıyor. Yaklaşık %140 büyüyoruz. Yeterli mi? Değil. Daha da büyüyecek, daha da iyi duruma gelecek ve içinde çok sayıda insanın hayatı kurtulacak. Buna personelimiz, hemşire hanımlarımız, hekimlerimiz ve tüm çalışanlarımız ortak olacak. Üniversitemizde çok sayıda yatırım yapıyoruz. Fakat yoğun bakımların getirisini, yoğun bakımların katkısını çok önemsiyorum. Çok farklı bir yere koyuyorum. Dokunmadığınız takdirde ölecek kişiler bu insanlar. Ama dokunarak bunları hayata döndürebiliyorsunuz. Üçüncü basamak denilen üst düzey hizmeti vererek bu insanları kurtarabiliyorsunuz. Üniversitemiz Aydın ilimizin bir nevi göz bebeği. Ona yapılacak yatırım, ona harcanacak emek ne kadar olursa aslında Aydın'a ve dolayısıyla Türkiye'ye katkı demek, gelişmesine katkıda bulunmak demektir. Üniversiteler aslında illerin görünmeyen ekonomileri, sosyal refah düzeylerinin artması ve dolayısıyla bu anlamda bir yere gelmesi demek.
Üniversitemizin gelişiminde önemli katkıları olan Devlet Eski Bakanı Profesör Doktor Mustafa Sait Yazıcıoğlu ile birlikteyiz. Sayın Bakanım, bugün Üniversitemiz Hastanesi yoğun bakım ünitelerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Duygularınızı alabilir miyiz? Tabii bizim aile olarak Aydın'la çok sıkı bağlarımız var. Ben Aydın Lisesi mezunuyum. Rahmetli abim burada vali olarak 2 yıl görev yaptı. Akademisyenim, üniversite mensubuyum. Bu üniversitenin çok kısa süre içerisinde aldığı mesafeyi görmekten de son derece mutluyum. Gerçekten bugün Sayın Rektör'le tören öncesi biraz dolaştık. Yeni üniteleri gözden geçirdik, gördük. Fevkalade mesafe alınmış, çok güzel yeni ilaveler yapılmış. Adnan Menderes Üniversitesi artık gelişmekte olan bir üniversite değil, Türkiye'nin saygın gelişmiş üniversiteleri arasına girmiştir. Değerli başhekimimiz Aydın'dan bahsetti, doğrudur. Siz değerli öğretim üyeleri gerçekten çok hoş bir kentte, güzel bir kurumda görev yapıyorsunuz. Bu güzel kurumda çok daha başarılı hizmetlere imza atacağınıza olan inancım sonsuzdur. Tekrar bu mütevazi töreni destekleyip beni onurlandıran değerli rektörümüze, çalışma arkadaşlarına ve hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum.